Evet, iki yaprak alt üst yapıyoruz hamuru. Her zamanki gibi. Evet, son teklememiz arkadaşlar. Geçtik hamurumuzdan. Bu sırada fırınımızı yakıyoruz dostlar. Yakmayı unutmuyoruz. Baklava rüzgarsız bir fırında pişecek. Yani aspiratörsüz, fansız bir fırında pişer. Bu sebepten dolayı da en güzel baklava böyle bu şekilde pişer. Fanlı fırında hiçbir zaman pişmez. Yani pişse de kuru kuru olur. Kuru kuru olmaması için fanlı olmaması lazım. Ben fırınımı yaktım. İçerisine yağımı koydum. Şu an erimesini bekliyoruz. Fırınımız ısındı mı baklavamız da hazır olacak. Evet. Mermerimiz küçük olduğundan dolayı hamurumuzu tabi fazla küçük küçük kestik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 metreden daha fazla, 1 metre 80 santim. Çok güzel oldu, gördünüz mü arkadaşlar? Hamurumuz 10 numara. Fazla nişasta atarsanız hamurunuz paramparça olur. Eğer çok yapışıyorsa bunun da sebebi nişastasını az atmışsınızdır. Eğer hamurunuz delik delik oluyorsa nişastayı dengesiz atmışsınızdır demektir. Bak tekrar söylüyorum. Ya hamurunuz yapışıyorsa nişastanız yoktur demektir. Az attınız demektir. Hamur parçalanıyorsa nişastayı dengesiz atmışsınızdır. Bu sebepten dolayıdır. Evet. Çarşaf gibi hamur oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Oo. Evet. Şimdi esasından buraya kadar açtığınız hamurdan istediğiniz tatlı türünü yapabilirsiniz. Gel gelelim ki biz de bundan ne yapacağız bugün? Sizlere bugün ne yapalım? Baklavayı havuç dilimi yapalım. Havuç dilimi keselim. Şöyle ortadan ikiye katladık hamurumuzu. Bu şekilde kesiyoruz. Şimdi tepsimizin ölçüsünü alacağız. Ona göre de keseceğiz. Tepsimizleri de. Evet, tepsimizi bulduk. Gördüğünüz gibi tepsimizin tersine yatırıp boyundan iki parmak dışarıda kesiyoruz ki bu kestiğimiz hamur tatlının üst tarafı olacak. Üstü olacak. Yani şu kestiğimiz hamur baklavanın en üstü olacak. Burada 8 8 16 kat var. Çünkü kaymaklı baklava yaparsak biraz daha ince olacak. Kaymak koyacağımız için. Bu dışarısını böyle kesiyoruz. İçine konulmak üzere. Evet. Herkes evinde tatlı yapmaya özgürdür. Herkes baklava yapabilir. Yani siz burada hazır şekilde asarsanız bile illaki fıstık koymanıza gerek yok. Bunu kaymaklı da yapabilirsiniz. Şu an fırından yağımı çıkartıyorum. Evet, bir miktar da erimemiş daha hala. Bu benim yağım Türkiye'den geldi. Biskin baklavalık yağ. Evet, şimdi süpürgemizi çıkartıyoruz. Meşhur süpürgemiz.
şekil. Tepsimizin içerisine fırçamızı koyuyoruz. Altını yağlıyoruz. Evet. Şimdi hamurumuzu altını iki yaprak bundan koyalım ki dağılmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi en altına böyle iki yaprak attık. Tekrar böyle. Hamurumuzu bir yaprak bir yaprak atıp atıp çeviriyoruz. Atıyoruz, çeviriyoruz, atıyoruz, çeviriyoruz, atıyoruz, çeviriyoruz, atıyoruz, çeviriyoruz, atıyoruz, çeviriyoruz ve tekrar yağını atıyoruz gördüğünüz gibi. Aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Kalın olan kenarlarını böyle içerisinden çıkartıyoruz. Çünkü dişimizi kırmasın diye. Hamurumuz böyle ayrışması için hafiften üfeliyoruz. Evet. Evet. Şimdi bir sonraki videoda nasıl bülbül yuvası yapılır arkadaşlar, bunu size göstereceğim. Bülbül yuvası tarifi vereceğim. Evet. Arkadaşlar paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmuyoruz. YouTube'a algoritmasına çok önemlidir. Bu sebepten dolayı da birbirimize yardımcı olursak, paylaşırsak, bilmeyenleri eğitirsek çok faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumuzu atıyoruz. Paylaşmak her şeyden önemlidir dostlar. Lütfen paylaşalım, öğretelim, öğrenelim. Evet. Şimdi bunu nasıl kesmem isterseniz bilmiyorum. Havuç dilimi mi kessem yoksa mekik mi kessem? Mekik keseyim, mekik. Mekik dilimi nasıl kesildiğini de size göstereyim bu arada. Mekik keseyim. Bir sonraki tatlımda da bülbül yuvası tarifi vereceğim arkadaşlar size. Evet. Hamurumuz oldu. Bu yeterli. Elimizle böyle hissediyoruz. Hissetmek çok önemlidir. Evet. Şimdi kaymağımız nerede? Burada bak, kaymağımız. Kaymağımız burada dostlarım. Bak gördünüz mü? Yağda hafiften içerisine bak, görüyor musun? Sertleşmiş. Bunu biz tepsinin içerisine boşaltırsak kesinlikle ve kesinlikle yatıramayız. Biz ne yapacağız şimdi bunu? Hafiften içerisine bir miktar daha yağ koyaraktan, bak gördünüz mü? Yağ koyaraktan biz bunu böyle ezeceğiz. Elimizle de ezebiliriz. Abi şimdi süt de koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Biraz daha hala sert. Ben bunun içerisine bir miktar süt koyacağım. Şöyle. Zaten pastörize süt bu. Bak gördünüz mü? Bir miktar şöyle. Evet. Gördünüz mü? Şöyle. Bir miktar daha vereceğim. Yeter. Yeter. Şimdi bunu teflon tahtayı çizmiyoruz. Tabi tahta kaşıktan yapıyoruz. Evet. Şimdi hamurumuz kaymağımız hazır. Kaymağı ne yapıyoruz? Size tam şöyle gözükecek şekilde. Kaymağı alıyoruz ve hepsini boşalttık. Evet, hafiften kaymağımı yağın içerisine batırdım. Bunu bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, görüyor musunuz?
Bir ileri bir geri. Sakın yatırırken alttaki şeyi bozmuyoruz. Düzeni bozmuyoruz. Alttaki düzeneği bozmuyoruz. Ne düzeneği var? Hamuru bozmuyoruz. Şunu yavaş yavaş yapacaksınız. Bak görüyor musun? Bak. Böyle bir ileri, bir geri. Bir ileri, bir geri. Görüyor musunuz? İncecik, incecik. Ortaya açaraktan. Bak. Durdurayım. Kaymağımızı, evet, bir ileri geri, bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, bir geri bir ileri, evet. Şimdi son düzlüğü veriyoruz. Ne veriyoruz? Evet, şimdi kaymak arada sanki ip incecik bir katman oldu dostlarım. Lütfen çok kalın yatırmayacaksınız. Kalın yatırırsanız hamur olur. Bu sebepten dolayı ne kadar ince yatırırsak o kadar güzel olacaktır. Bu püf noktasını da unutmuyoruz ve ekliyoruz dip noktasına. Evet, şimdi olay bu. İsterseniz siz buna boş baklava deyin, kaymaklı baklava deyin, ne baklava isterseniz deyin. Ama kaymak bu şekilde olur. Benim nerededir? Buldum. Evet. Şimdi Hindistan cevizimizi istersek böyle serperiz. İstersek böyle hepsini bir arada boşaltırız. Bir sıkıntı yok. Elimizi de böyle hafiften düzenleyerekten de o. Şöyle size göstereyim. Beyaz baklava gibi oldu. Kar beyazdır ölüm. Evet, şimdi olayımız şu şekilde. Yağımızı atıyoruz. Şöyle serpiyoruz. Ve şimdi en üst olayımıza üstüne geçiyoruz. Şurada şöyle hamurumuz da varmış. Onları da atalım. İsraf olmasın. Evet, şimdi hamurumuza geçiyoruz. Bu en üst hamurunu üstüne atmak için. Tabi bu sırada da yağımızı tekrar fırına koyalım ki ısınsın. Evet, fırınımız da yaklaşık 180 dereceye gelmek üzere. Baklavamız hazır olacak. Sizlere dostlarım bir sonraki videoda nasıl bülbül yuvası yapılır, onun tarifini vereceğim. Hamurumuzu yine aynı bir şekilde açacağız. Ama kesiş şeklimiz, yapı şeklimiz daha değişik olacak. Lütfen takipte kalın. Paylaşmayı unutmuyoruz. Paylaşmak güzeldir. Öğretmek güzeldir. En azından hamur açamıyorsak bile hazır hamur alaraktan da birçok baklava türünü dostlarım, hanımlar, baylar, bayanlar evimizde yapabiliriz. Evet. Evet, şimdi geçiyoruz fasulyenin faydalarına. Gördüğünüz gibi süpürgemizin içindeki yağı boşaltıyoruz. Gördünüz mü? Ne kadar? Evet, süpürgemizin sapını alıyoruz. Evet, şimdi kenarını içine doğru çeviriyoruz. Şimdi kaymaklı baklavamızı, Hindistan cevizi, rendelenmiş Hindistan cevizimizi
Buradan yaklaşık 2,5 kilo baklava çıkacak. 2 bardak undan 2,5 kilo baklava nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi. Şimdi baklava kesim aşamasına geçiyoruz. İlk önce normal bir kesim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. 2 parmak büyüklüğünde, görüyor musunuz? 2 parmak büyüklüğünde kesiyorum. 2 parmak büyüklüğünde. Sonra bunu şimdi bir kesim size göstereceğim. Şimdi yağlamayı yapacağız hep birlikte. Evet, yağımızı çıkardık. Şimdi birinci tarafı dildik. İkinci tarafı dilmeden önce yağımızı veriyoruz. Hatta bunun içerisinde bir miktar da tarçın atarsanız gerçekten de çok lezzetli olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yağımızı verdik. Şöyle hafiften bir dakika kadar dinlenecek. Neden? Şu an bunu biz dilersek, çünkü kaymaklı olduğu için dilimler birbirine geçebilir. Bu sebepten dolayı hafiften şöyle yağını çeksin. Yağını çektikten sonra evet, şimdi bak şu şekil ya. Baklava düz ya dostlarım. Şöyle çevireyim. Ha, tersine. Ha. Şöyle ya bak. Şu şekil dilmiyorum. Hafiften çapraz yapıyorum. Bak, hafiften çapraz yapıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi baklavamız hazır. Evet, ben yağının biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da bir miktar daha yağ veriyorum. Yağın bir ölçüsü yoktur. Yani şunun şöyle bir şey ölçüsü yoktur. 3-3,5 kiloluk bir tepsiye yaklaşık 600 gram bir yağ gider. İçine atılan yağdan beraber 700 miligramdır. Bunun içerisinde toplamda yarım kilodan 550 gram kadar bir yağ vardır. Gördüğünüz gibi baklavamız hazır. Hep birlikte fırınımıza atıyoruz. Fırınımıza atıyoruz. Evet. Şu şekilde. Hazır. Atıyoruz. Kaç derecede? Gördüğünüz gibi 180 derecede. Yaklaşık 45-50 dakika arasında pişireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bekliyoruz. 50 dakika sonra buluşmak üzere. Bu sırada ne yapıyoruz? Şerbetini yapacağız. Hep birlikte şerbete geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yarım litre suyumuzu ocağımıza boşalttık, tenceremize boşalttık, altını açıyoruz ve hemen ardından 850 gram şekerimizi içerisine boşaltıyoruz. Neden? Çünkü baklavamız neredeyse çıkmak üzere, son 3-5 dakikası. Gördüğünüz gibi yaklaşık tam 48 dakika geçti, 2-3 dakika sonra tatlımız hazır olacak. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şöyle şey atayım. Bak, görüyor musunuz? Bak, şimdi bu nar gibi kızardı. Güzel oldu. Şekerimizi vereceğiz. Tabi bu sırada dediğim gibi suyumuz kaynadı. İçerisine şekerini boşaltıyoruz. Evet. Burada 1 kilo var. Ben 150 gramlı kadar boşaltmadım. Tuttum. Gördüğünüz gibi şerbetimizi boşalttık. Evet. Şimdi karıştıracağız.
baklavamızı şekerleyeceğiz asarım. Evet. İçerisine bir parça da limon koysak şekerlenmemesi için ve parlak olması için çok ideal olacaktır. İsterseniz isteğe bağlı olarak koymayabilirsiniz. Kimi şekerlenebilirdi veya şekerlenemiyor. Buradaki limonun özelliği parlak olması ve de şekerlenmemesini sağlamak içindir. Evet, şöyle limonumuzu kesip içerisine atacağız. Evet, baklavamız neredeyse oldu. Şerbetimiz zaten çabuk olur. Niye, suyumuz zaten sıcaktı. Evet, içerisine gördüğünüz gibi sıkıyorum ve limonun içerisine bırakıyorum. Şekerimiz, evet, gördüğünüz gibi, bakın, kaynadı, hazır, şerbet hazır. Gördünüz mü? Kaynadı, hazır. Evet. Şimdi, bak, toplam 1,5-2 dakikada hazırlandı. Şimdi fırınımıza gidiyoruz, baklavamıza bakıyoruz. Şöyle kaldıralım. Evet. Bakın arkadaşlar, ben bunu böyle aralarını tek tek böyle gördünüz mü? Bak, görüyor musunuz? Kestik. Altına bakıyoruz böyle hafiften. Altına gibi kızarmış arkadaşlar. Evet. Şöyle dursun. Şerbetimiz de hazır. Şimdi hep birlikte böleceğiz. Evet. Çıkartıyoruz fırından. Şöyle de çeviriyoruz. Yani sizin gözünüzde göresiniz birebir. Altına da biraz daha pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şekerimiz de hazır. Evet dostlarım, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmuyoruz. Ben Metin İyiköşker, Brezilya'dan, São Paulo'dan sevgilerimle, saygılarımla dostlarım. Şimdi baklavamız oldu, altını kapatıyoruz, şerbetimizi de alıyoruz ve sizin gözünüzün önünde. Evet. Şerbetliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey hiç kesintiye uğramadan birebir kesintisiz bir şekilde. Daha buhar üzerinde arkadaşlar. Demek ki neymiş? Baklavanın şerbeti sıcak verilirmiş. Ne kadar sıcak verirlerseniz o kadar ki hamur olmaz. Baklavanın hamurunu soğuk verirseniz, şerbetini soğuk verirseniz hamur olur. Şimdi bazı ev bayanları baklavanın hamurunu, şerbetini soğuk veriyorlar. Soğuk olmaz ki be kardeşim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tatlımızı gördünüz. Soğumaya bırakıyoruz. Hep beraber şimdi içerisine şerbeti ta ki çekinceye kadar. Gördüğünüz gibi baklava. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi hep birlikte soğuduktan sonra tadına hep birlikte bakacağız nasıl olmuş. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, baklavamızı yaptık. Malatyalı Mustafa abimiz. Muğla'lı. Burak abimiz, Nuralı Ayşe ablamız, tadıyoruz, tadına bakıyoruz. Harika. Afiyet olsun. Harika. Arkadaşlar, lütfen kaymaklı, vanilyalı ve Hindistan cevizi baklava yapmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Brezilya'dan, São Paulo'dan herkese hoşça kalın. Hoşça kalın.